Önerge üzerinde Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal'ın söz talebi vardır. Buyurun Sayın Vural Çokal, süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 45. madde üzerinde söz almış bulunmaktayım. Geride bıraktığımız 2018 yılı ne kadar parlak politikalardan bahsedilirse edilsin, gelecek adına sahip olunan umudun enkazına kanıt olabilecek birçok olay ve soruna şahitlik etti. 2018 yılı aslında tek bir kelimeyle özetlenebilir. Bu yıl bu kutsal meclisin tüm yetkilerini tek bir kişiye teslim ettik. Evet, 2018 her şeyden öte bir meclisin yetkilerinin elinden alındığı bir yıl oldu. 2018 yılında kabine yerine kabile açıklandı. Bakanlarımız artık birilerinin damadı, oğlu ya da derneğinde yönetici olan kişilerden seçiliyor. Geri kalmış demokrasilerin ürünü gibi saray harcamalarının öne geçtiği, eşin, dostun soy ismine göre atandığı bir dönemi yaşıyoruz. 720 doktor güvenlik bahanesiyle atanamazken ABD vatandaşı Cumhurbaşkanı danışmanlığına atanabiliyor. Atanamayan Merve öğretmen intihar ediyor, büyükelçinin kızı danışman olarak atanıyor. Pırıl pırıl çocuklar işsiz bu ülkede, umutsuz, amaçsız ve yarınsız. Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olma iddiasıyla başlamasına rağmen tek adam rejiminin devreye girmesiyle ekonominin dibe vurduğu bir yıl oldu 2018. Evet, bu yıl iktidara yakın iş adamlarının marketlerinde hayat %50'den fazla zamlandı. Önce %50 zam yaptılar, sonra enflasyonla mücadele ediyoruz diye %10 ucuzlattılar. Zabıta ile pazarda esnaf denetleyen belediyeler suya zam yaptı. Hükümetimiz elektriğe, doğalgaza zam üstüne zam yaptı. Elektrik faturalarına artık harcadığımız kadar dağıtım ve okuma bedeli de ödemeye başladık. Evet, sayaç ödeme bedeli en düşük faturaya 30 lira yansıyor. Taksi tutup daha ucuza dağıtılabilir. Bir gazetenin hesaplama kurnazlıklarını dile getirdiği enflasyon dürüstlerin canını yaktı. Düzgün hesaplayan TÜİK yöneticileri görevden alındı. Dünya ekonomi tarihinde ilk kez fiyatlar artarken enflasyon düştü. Topyekun mücadelenin hesap kurnazlığı mücadelesi olduğunu anlamış bulunduk. Sağlıkta şiddet için bir yasa çıkaralım dedik. Hazırlanan kanun sağlık çalışanlarına yaşatılan en büyük şiddet oldu. 2018'de doktor dövmeyene dövecek hale geldik. 2018 yılında evlere şenlik bir baskın seçim yaptık. Seçimin sesini ağzına alanlara vatan hainliğiyle suçlayanlar bir gecede seçim kararı aldı. Yetinmedi, bizleri seçime sokmamaya çalıştı. O da olmadı, yok saydı. Bizim teflon tava gibi bir iktidarımız var. Ne yapsan yapışmıyor. Ne istediler de vermedik, gel artık özlem bitsin dedikleri FETÖ'yü kendilerinden başka herkese yapıştırdılar. Gelin siyasi ayağını araştıralım dedik, onu da kabul etmediler. Açılım süreci deyip Öcalan'a miting yaptıranlar önüne gelene PKK yaftası yapıştırdı. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili kanun teklifi verdik, kendi vatandaşımız neredeyse üçkağıtçılık ile suçlandı. Telekom'dan yediğimiz kazık herhalde dünya döndükçe anlatılacak. Türk Telekom'u su pahasına verdiğimiz sülale Varıyor'u sattı, 15 milyar dolar karı ülkelerine taşıdı, bizi 4.7 milyar dolar borç ile baş başa bıraktı. Batan kaçan bunlarla sınırlı kalmadı. Onca köklü dev firma kongortato ilan etti. Bu yoklukta Çiftlik Bank'ın tosuncuğu ahalimizden 400 milyon doları aşırarak Uruguay'a kaçtı. Suriyeliler diye bir gündem var. Aslında bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının kara borsaya düşme hali. Mehmetçik Suriye cehennemine doğru adım adım ilerlerken askerlik çağındaki Suriyeli gençler yeni yılı Taksim Meydanı'nda Suriye bayrağı açarak kutladılar. Şam'da namaz kılacaktık olmadı ama Suriyeliler Taksim Meydanı'nda bayraklarıyla, zıdgıtlarıyla halay çektiler. Yazıklar olsun. Burası Suriye değil, burası Türkiye. Burası Halep, Şam değil, burası İstanbul Taksim Meydanı. Açılan bayrak Türk bayrağı değil, Suriye bayrağı. Kutlamayı yapan Türkler değil, Suriyeliler. Kamerayla çeken kişi ise kendi ülkesinde yabancı kalmış bir Türk. 2018 yılı adı konulmadan Arapçanın resmi dilimiz olduğu bir yıl oldu. Devlet dairelerinde Arapça tabela koyacak kadar pervasızlaştık.
Hızlı tren sisteminde sinyalizasyona ihtiyaç olmadığını da bu yıl öğrendik. Aile değerlerimiz ayaklar altına alındı. Çocuk yaşta evlilik doğallaştı. Her gün 40 çocuğun hamile kaldığını öğrendik. En yetkili ağzın kriz miriz yok inanmayın diyerek ısrarla yüksek refahımızı vurguladığı ülkemizde işsiz baba okulun istediği pantolonu... Buyurun tamamlayın Sayın Vural Çokal. Teşekkür ederim. Kendini astı. Türkiye'de bu yıl 363 kadın öldürüldü. Sözlerimi tamamlarken daha birkaç gün önce kapitalizmin iktidarı orman morman ne var ne yok kesiyor, atıyor, götürüyor cümleleriyle Çevre Şehircilik Bakanı'na talimat veren Sayın Cumhurbaşkanımızın emrini uygulamak istiyorsak işte bir fırsat. Ranta kurban edilen Manavgat'taki Sorgun Ormanı katliamını buradan bir siyasetçi olarak değil, betonlaşma ve çölleşmenin gölgesinde yaşamak zorunda bırakılan evlatlarımızın kaygısında olan bir anne olarak sesleniyorum. Sorgun Ormanı katliamına kıyamet kopsa bile elinizdeki fidanı dikin diyen Peygamber Efendimiz'in sevdası ile hep beraber karşı duralım deyip teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürler. Teşekkürler Sayın Vural Çokal.